Selamun Aleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Dün sizlere Sudan'ın Türkiye açıklamasını aktarmıştık. Etiyopya ile yaşanan sorunda Türkiye'nin arabuluculuk teklifinin kabul edildiği duyurulmuştu ve Sudan Dışişleri Bakanı Türkiye ile işbirliği mesajı vermişti. Kim Türkiye'ye yanaşsa o ülkede darbe yapılmaya çalışılıyor. Bugün gelen son dakika haberine göre Omdurman girişinde yani Beyaz Nil Köprüsü'nün tanklarla kapatıldığı duyuruldu. Daha sonrasında Sudan resmi televizyonu halkın karşı koyması gereken başarısız bir darbe girişimi var açıklamasında bulundu. Egemenlik Konsi üyesi Muhammed El Feki ise ülkemizi savunmak ve geçiş dönemini korunmak için harekete geçin açıklamasında bulundu. Dediğimiz gibi tanklarla köprü kapatıldı. Daha sonrasında Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü bir açıklama daha yaparak durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka ülkeyi geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısında bulundu. Reuters'a göre Sudan'da sabah saatlerinde darbe girişimi yaşanıyor. Sudan yönetimi darbenin başarısız olduğunu ve 40 askerin tutuklandığını iddia ediyor. Darbeye karışan onlarca askerin ise hala direndiği belirtilmiş. 2019'da da Sudan'da askeri darbe olmuştu. Yani şu anki yönetim zaten Cuntaydı. Juntacılara karşı Cuntacılar darbe yapmaya çalıştı. 2019'daki Sudan askeri darbesinde de Ömer El Beşir'in görevine son verilmişti. Sudan medyası ve Suudi Arabistan medyası da bu konuyla ilgili haberler yapıyor. Suudi Arabistan medyasına göre Beşir rejimine mensup unsurlar tarafından bu darbenin gerçekleştiği ifade edilmiş. Daha doğrusu darbe girişiminin fakat an itibariyle başarısız olduğu belirtiliyor. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.